parlamenter sistemin yok edilmesine karşı bizler, Türkiye Sol Sosyalist ve Devrimci Hareketi'nin alternatif meclisleri oluşturmasını biliyoruz. Bizler de sokaklarda, parklarda ve hayatın her alanında kendi meclislerimizi oluşturarak yok edilmek parlamenter sisteme karşı kendi meclislerimizle alternatif çıkışlarımızı, alternatif programlarımızı sunmak zorundayız. Hak, hukuk ve adalet talepleri hem son derece yakıcı hem de birleştirici taleplerdir. Bu nedenle bu halkaya yeni ve yaratıcı yollarla asılmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz. Öte yandan vicdan çağrımızın kimseden merhamet dilenmek anlamına gelmediğinin bir kez daha altını çizmek isteriz. Bu, kendimize ve topluma bir harekete geçme, bütün güçlerimizi, bütün potansiyelimizi zulme ve zorbalığa karşı seferber etme ve buluşturma çağrısıdır. Hasan Keyif'teki vahşeti hepimiz izliyoruz. Birkaç gün önce Artvin'deydik, oradaki Cerat Tepe'nin ne hale getirildiğini hepimiz biliyoruz. İstanbul 3. Havalimanı, 3. Köprü, çılgın projeler derken İstanbul kalanının ne halde olduğunu biliyoruz. Kaz Dağları'nda yine aynı şekilde termik santrali, altın işleticiliği, ülkenin dört bir tarafında çok büyük bir talan almış başını gidiyor. Buna karşı bizler yaşam mücadelesi, yaşamı savunma mücadelesi verirken, yerellerde sıkışan mücadelelerin bir şekilde sürümlendirildiğini görüyoruz. Buna karşı güç birliği yapmak zorundayız. Bütün ekoloji mücadelesi, demokrasi mücadelesi, emek mücadelesi, sınıf mücadelesi veren örgütlerle birleşmekten başka çaremiz yok. Bizler Ezilenlere Sosyalist Partisi olarak halklarımızın tarih sahnesinde direngenliğini bugüne taşımaktan vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizden aldığımız dirençle bugünle adalet talebini haykırmaya devam edeceğiz. Hep birazdan durmayalım, dur diyelim.